O zaman başlayalım video ya. Bagajı yerleştiriyoruz abi. Tekirdağ köftesi molası. Gider ya. Abi İnegöl köfte ne kadar? 160 TL. Kola ne kadar? 35 TL. Abi biz o zaman bir su alalım. Sen bir de ekstradan bir bardak getir. Yani öyle kapayalım biz. Burada para mı alacaklar? 200 TL değil miydi? 200 liraydı da tam geldi. Ha değil mi? Tamam. Sağ olun. Kolay gelsin. Oğlum buralar gerçekten çok sıkıntı. Harbi sağlam köy yollarından geçiyoruz. Her taraf tarla şey yani. Yeni köyün ışıkları sonunda. Festivalin yapılacağı köyün yakınlarına geldik. Tekel var burada, sinek ilacı bakacağız. Köy tarzı olduğu için buralar tam bir habitat. Bir sinek ilacı bakalım, şu kafede de bir çay içelim ya. Kadir ne ağlanıyorsun abi ya? Geldiğimiz yollara bak, videoyu koyacağım abi. Nerelerden geldik yani? Ne oldu sana? Git var abi. Bir şey var ama. O kadar ağlama lan. Daha başımıza neler gelecek. Geldiğimiz yol sonucu arabanın arkasına bak abi. Bu nedir ya? Köy kahvesine geldik. Köy kahvesine geldik ama çok güzel bir yer yani. Şu anlık bu gecelik almıyorlarmış içeri henüz. Dışarıda bir yerde kamp kurup orada yatacağız. Yarın sabah almaya başlayacaklarmış. Akşamdan almıyorlar. Yarın başlıyor festival. Bu akşam herkes dışarıda böyle bu şekil. Uzunları da kapayalım, arkadaşların gözünü almayalım. Tek soru, biz nerede takılacağız? Evet, girişte bura ama muhtemelen artık yarın sabah girişler. Son bir güncelleme yapalım. Yarın festival başlıyor. Bu akşam alanın önünde arabada uyuyacağız. Kadir'le mecburen geldik, birkaç arkadaşla tanıştık. Yarın çadırları da yan yana kurabiliriz onlarla. Güvenliği sağlamak adına. Biz bir yere giderken siz bakın, biz giderken biz bakalım falan filan. Zaten abi böyle bu akşam sabaha kadar. Ama değer mi? Festival için değer. İnsanlar tabii kaynak yaptığı için sabahtan beri arkada bekliyoruz. Festivalde her zaman bu eziyet yaşanıyor, haksızlık yaşanıyor. Uzun uğraşlardan sonra girdik. Bileğimize bilekli taktılar. Evet, stand karşıda. Tam böyle denizli, bitişik, kumsal, orman. Bayağı bir sorun yaşadık ama ya, beklerken güneşin altında. Yan, yan Allah yan. Değil mi Kadir? Ya çok kötüydü ya. Bu her festivalde oluyor. Aa bak, karşıdaki şimdi manzara bak. Bir de orada bekleyeceğiz. Çadır alanına doğru ilerliyoruz şu an. Burada da sahne, sahil. Aga millet giriyor. Şöyle kademeyle kamp alanını alıyorlar ama bayağı bir karışık süreç gidiyor.
Biz çadır attık. Biz yeri belirledik. Oku fırlattık nereye düştüyse oraya yerleştik. Vur abi sen. Şöyle burayı da döndürürüz. Şey direkt dikine vur ver, iki taraf da yesin abi. Tamamdır. Aynen. Abi şu an bu tamam. Bu tamam, bir şey lazım. Acaba şey acaba. Bu neyim ki tam kalabalık topuklar salı gülük mü? Taşma sallıyorum oyunu. Abi en son bir camiye gittiğimde tekiye çalıyordum bu. Kanka al. Abi getir. Paşa, onları hiç yere bağlama. Niye abi? Oğlum kocaman ağaç var, ağaca bağlasın onu. Abi iki tane ip var ya, ondan dolayı sıkıntı. Abi şu çadırı kurduk ama yani o kadar orama kadar ter oldum yani. Çok kötüydü. Çok kötü yani. Enerji bitti ya, bir duş mu alsak, denize mi girsek, suyu mu bulsak, arabadan gidip eşyaları mı alsak, müzik dinlemeye mi gitsek? Huh. Yeah.
Selamlar, ikinci günden selamlar. Uyandık. Çadırda uyandığımı çektim, gördünüz. Çadırın yeri çok güzeldi dün. Ama yanına ufak ufak çadırları bir koydular abi. Hava almaya yer kalmadı. Yürüyecek yer yok. Aynen, dün zaten çadır alanına girmek için kapıda çok bekledik. Bir sürü izdiham yaşandı, gördünüz, onları da çektim. Bu sabah kalktık, kahvaltı yapıyoruz. İçeride güzel kahvaltılık şey yok. Bir de içerideki fiyatlardan bahsedelim abi. İçeride bir bira ne kadar? 90 lira. Kırmızı ne kadar? 100 lira. Vodka falan hiç bakmadık bile. Yani karşılayamazsın abi. Hadi 150 lira olsun o da bence. Bira 100 liraysa ne olacak? Yemek içeride satıyorlar. Yemeklerin tadı farklı. Çok iyi değil. Mecbur yemek zorundasın, dışarı çıkartmıyorlar. Sadece sabah belli saatlerde çıkabiliyorsun. Akşam da belli saatlerde çıkabiliyorsun, girebiliyorsun falan. Bu oldukça insanların enerjisi düşüyor. Çünkü ben mesela önceki festivale gittim de, Trakya Müzik Festivali'ndeydim. İstediğim kadar alkol alıyordum, bira alıyordum, içiyordum. Hiç dışarıdan gideyim, bira sokayım, alkol sokayım derdine düşmüyordum. Ama burada o derde düştüm. Bence ki herkes bu derde düştüğü için enerji yükselmiyor abi. Enerji düşükte kalıyor ama sanatçılar iyi. Dün duman falan vardı. Fena abi, aynen. Ha, okey, tamam. Tamam, bazı akustikte hazır. Hangisine bakalım? Akustik. Bravo Çeki, Ömer Bitir. Ömer Bitir. Bravo. Bravo. Geçiyor. Abi ne festival yapayım? Tipi diş yıkamıyor işte. Ne istiyorsun? Onun için yanlış diş fırçası seçimi. Portatif değil. Hemen oraya zaten, hiç sıkıntı yok. Fırçalı 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 fırçalı. Oğlum lavalar hatta orada bile olabilir ha Burcu. Kolpa atamayacağız. Bayağı yüksek çünkü. Uykunuz geldi mi yoksa? Yalansa
gece saat 2'ye. Çadırda ortam, kamp yerinde ortam nasıl? İsmail abi. Oh. After party. Nereden? Üçüncü günden günaydın. Dün akşam Athena vardı. Belki videoda da şu an öyle çıkıyor. Sesim kısılmış olabilir. İnanılmaz eğlendik. Benim mesela festivalde en sevdiğim şey çadırda kamp yapmak abi. Müzik dinlemek de ayrı ama bence bu da ayrı. Burası çok eğlenceli bir ortam oluyor. Hele yanınızdaki komşular falan biraz kafa dengi olduğunda tanışıyorsunuz, yardımlaşıyorsunuz, muhabbet ediyorsunuz, alkol alıyorsunuz falan filan. Orada yol var mı? Gidiyor mu daha oradan? Birinin çadırı yıkılmış galiba. Burada bayağı bir hasar almış gibi. Yıkılmaya hazır. Düzgün bağlamayınca böyle oluyor. Bu ne lan? Kabile çadırı kanka. Allah ne diyorlardı kanka, bir ritüelleri vardı ya. Bu da bak, bu da güzelmiş ha. Ev gibi. Çok değişik çadırlar var ya. Alan bayağı büyük ya. Şuradan dönebilir miyiz? Şuradan. En iyi ortam bizde. Biz çok güzel bir yer kaptık. Buralar çok sıkışık. Ve ağaç yok. Bu arkadaşlar geç geldiği için muhtemelen gölgelik yer bulamadılar. Mecburen güneşin altında kamp kurdular. Sabahları inanılmaz sıcak oluyor. Yani sabah 8-9 gibi nefessizlikten uyanıyorsun sıcak. Nefes alamıyorsun. Hamak muhabbeti güzel. Kuruyorlar. Güzel. Zaten kamp alanının o tarafı deniz. Herkes gidiyor, denize giriyor. Orayı da azıcık gösterelim. Bu yıl Çanakkale Ezine'de Yeniköy'de olan festival alanı, 2023'teki alan bu şekilde. Alanın performansı tartışılır mı? Avantajlı yönleri var. Ama dezavantajlı yönleri de çok. Daha önce neredeydi festival Kadir? Akça. Akçay'daydı. Bu sene buraya taşındı. Sebeplerini illaki görmüşsünüzdür. Biliyorsunuzdur ya da internet okumuşsunuzdur. Bazıları direkt böyle tabii sahilde sahil boyunca da kurmuş.
Akşam burası daha mı soğuk olur bilmiyorum ama esiyor. Şimdi biz kamp alanının neredeyse sonuna geldik. Festival alanı şurada. Konserler burada oluyor. Buradan yürüyorlar. Biz şimdi şu an video çekerken en baştan en sona yürüdük. Bizim çadır en baştaydı. Evet. Bu şekil. Düşme lan. Su için böyle sıra bekleniyor. Sadece 50'lik yani 500 ml su satılıyor. Tanesi 15 TL. Dışarıdan sokmak yasak. Sadece buradan alabilirsin. Alandaki büyük ağaç. Herkes gelip altında oturuyor. Buradan da sabah güneşli saatlerde müzik dinliyorlar. Güzel ortam oluyor, muhabbet deniyor. Dünyanın güzel kızı, hem kalpsiz hem kalp hırsızı. Göremezsem o güzel yüzünü öleceğim. Eteğinde kırmızı çiçekler, göğsünler can. Sen beni öptün ne hayata döneceğim. Ama biraz daha doğurunca mesela biz göremeyiz. Görürüz ya.
yüksek. Abi gitmişim ekrana gelişimi. Başka da bir ihtiyacım yok. Gece senliğim kaldı ki bir içim olsun. Çıktım atıptana her şeyim ortada. Atıldım ödümü arpadan olsun. Her yiğit gibi benimkine meydanda. Çıktım o konu sahilim bir daha. Mahkemeler kırılıyor hala. Kavusu bacak arasında. Alırım dışı sinek bile göz şartla. Atarım çatma bakma. İki beşe bakma. Arkam sansolu parkam. Bana pasıl demek bile gerek yok. Ayna ayna hadi söyle. Bizden daha yüksek. Hazırlanma ve gitme vakti gelmiştir. Ama gerçekten içim buruk şu an. Böyle 2-3 günlüğüne tüm dertlerinden kurtuluyorsun. Dış dünyayla bağlantın kesiliyor festivalde. Ama şimdi hazırlanıp gitmeye başlayınca dış dünyadaki dertlerin aklına geliyor. Son bir bak şu ortamda uyanmak sabahın 8'inde paha biçilemez. İnanılmaz temiz bir hava, inanılmaz güzel bir ortam, mutluluk verici. God, man.